Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tüm makyaj malzemelerimi göstereceğim. Çünkü bunu çok merak etmişsiniz. Makyaj masası turunda detaylı gösterememiştim çünkü. O yüzden şimdi hepsini tek tek göstereceğim. Şöyle iki tane organizer da var normalde. Bir organizer daha var. Bir de organizer dışında olanlar var. Onları falan da göstereceğim. Ama geneli çoğu burada yani. Şöyle şu kadar rimelim var. Bir tane daha vardı, onun kapağı kırıktı ve kuruyor diye onu attım maalesef. Bir tane Deborah'nın, bu en yakın arkadaşımın hediyesi. Güzel. Bu Lykton Waterproof pastelim ve bu takipçimin hediyesi Lancome'un rimeli var. Sonra kaş jeli olarak iki tane kaş jelim var. Şöyle biri Benefit'in, bu da Gabrielle'nin kaş jeli. İkisi de güzel bence. Şöyle bronzerim var bir tane. Bunu tüm yüzüme sürüyorum zaten, biliyorsunuzdur. Bunu tüm yüzüme sürüyorum. Makyaj malzemelerinin arasından şöyle bir şey de çıktı. Bunu düğünümde incilerden takmıştım buralarıma. Ondan sonra şöyle bir mat ruj var. Merve Bulur yazıyor. Şöyle Rimmel London'ın mat ruju. Sonra bu şey hiç açılmamış çünkü daha diğeri bitmedi. Bunu yedek olarak almıştım. Bu Arifoğlu'nun kaş jeli. Kirpik jeli de şurada. Kaş yağı, bakım yağları yani. Ondan sonra şöyle 3 tane kalem rujum var. Bunlar ikisi Gabrielle'nin, bu da Golden Rose'un. Bence Gabrielle'ninki daha güzel bu arada. Ondan sonra şöyle 2 tane Golden Rose'un ruju var. Bu 16 numarası. Bu 34 numarası. Böyle mat rujlar. Mat rujlardan devam edeceğim. Şöyle Zipit Rosy rengi. Az önceki de yedeklediğim de oydu zaten. Böyle pembe alt tonlu bir nude gibi. Bu da Rust rengi, kahveli. Ondan sonra kapatıcılara geçiyorum. Kapatıcılardan şöyle Beauty's in Closet 2 tane var. Porselen ve Pale Almond diyor. Bu ikisi var. Ondan sonra bir tane Highlighter City var burada. Kapatıcıların arasında. Golden Rose'un. Göz işlerine falan güzel oluyor ama buralarıma falan sürünce çok belli olmuyor yani. Bir tane Sephora'nın şöyle Color Corrector var. Bu da pembe alt ton olduğu için morlukları falan güzel kapatıyor. Wet n Wild'ın kapatıcısı. Bu aralar en çok bunu kullanıyorum. Bu güzel kapatıyor bence. Bu Wet n Wild'ın kontürü. Kontür için kullanıyorum genelde. Highlighter kısmını çok kullanmıyorum. Bu Flor Mer'ın kapatıcısı ama bana çok koyu. O yüzden başka renklerle karıştırıyorum genelde. Şöyle glosslardan devam edeceğim. Dorojay'ın böyle bir glossu var. Bunun ismini bilmiyorum. Burada yazmıyor. Şeyinde, paketinde yazıyordu ama burada yazmıyor. Onu sonra bana yorumlarda sorun cevapları merak ediyorsanız. Burada bir tane Essence'in gloss'u var. Bu da çok güzel bir gloss. Böyle Milky Way rengi. Lykton bir tane böyle gloss'u var. Lovely'nin gloss'u var. Bu gloss'u çok sevmiyorum. Ondan sonra böyle Plump It Beauty'sin gloss'u. Flor Mer'ın böyle bir gloss'u var. Bunlar Eyes gelmişti. Böyle Golden Rose'un bir tane gloss'u var. Bu moru çok beğeniyorum diye aldım. Sonra gloss olarak şu Lip Injection var ama bu aşırı yakıyor. O yüzden rengini çok beğeniyorum ama aşırı yaktığı için bunu neredeyse yani bir kere kullandım, o da çok yaktı. Hani kullanmadım. Sephora'nın böyle gloss'u var. Rengi bence çok güzel. Çok hafif pırıltıları var içinde. Sonra bir tane bu Lifter Gloss var. Bu da Moon rengi. Şöyle iki tane şey gloss'um var böyle Golden Rose'un. Bu limonluydu bitmek üzere. Bu da portakallı olan. İkisini de seviyorum. Ondan sonra mat ruj bir tane daha kalmış, görmemişim. L'Oreal'in böyle bir tane mat ruj var. Bunlar çikolata kokuluymuş. Bu da hediyeydi bu arada, takipçimin hediyesi. Şöyle bir tane lip balm var, portakallı. Çok güzel portakal kokuyor Flor Mer'ın. Sephora'nın şöyle bir tane ruju var. Bu da hangi rengi? Yazıyordu bir yerinde ama şu an bulamadım. Böyle pembe işte, bu bilindik bir renk zaten. Sonra Proxy'nin böyle bir tinti var. Tadı acı ama rengi güzel. Böyle Beauty's'in çok güzel bir ballığı var. Ben ballığı çok seviyorum. Böyle bir şey çıkıyor. Bu şey. Rimmel'in. Pastel Rimmel'in şeysi. Şöyle 3 tane mini ruj var. Üçü de çok güzel. Şu kırmızı bende bordo gibi duruyor. Onun büyüğünü de alacağım hatta. Şöyle bir tane allık var. Gayet güzel bir allık. Sadece biraz kalıcılığı az. Fenty'nin tester şeysi, rimeli ve bir tane böyle ruj. Ama bunun markasını bilmiyorum. Üstüne yazmıyor.
Bunu da takipçim hediye etmişti. Ona sordum ama o da dedi ki Golden Nose'un dedi. Sonra gidip Golden Nose'a sordum. Golden Nose da bizim değil dedi. O yüzden kim olduğunu bilmiyorum. Bunu tekrar soracağım ya da araştıracağım işte, bilmiyorum. Bir tane böyle Wet n Wild'ın tekli farı var. Çok güzel parıldıyor ama sonradan bu parıltısı şey oluyor maalesef. Bunun azalıyor. Bunun kapağı mı kırılmış böyle tuhaf tuhaf. Neyse. Çok önemli değil. Bir tane böyle pudra var. Biolisin. Bendeki tek pudra bu zaten. Bir tane pudranın böyle toz oldu bazıları. Kırıldı bir kısmı. O toz olan kısmını da bunun içine koydum. Bence mantıklı. Ya. Kırıldı ve bu kadarını toplayabildim. Ve yani dibinde çok azıcık kaldı. Benim yeni pudra almam lazım. Ne güzel kullanıyordum ve çok da memnundum bu pudradan. Neyse, birisi bu pudrası. Ne yapacağım bilmiyorum. Şu kırdığım parçaları toz haline getirip bunun içine koyacağım. Of ya, pudram mahvoldu. Ne yapacağım şimdi? Bir de pudrayı şey böyle uygulamak için bunu almıştım. Onu da göstereyim. Bir de bunları parçalayıp geleceğim, bir dakika. Pudramın toplayabildiğim kadarını toz haline getirdim ve şunun içine koydum. Buradan uygulayacağım birkaç günlüğüne ama yenisini almam lazım yani, çünkü kız sadece çok azıcık bir şey kaldı. Çok üzüldüm çünkü bunu yıllardır kullanıyordum yani. Bayağıdır kullanıyordum. Neyse, dışı da çok toz olmuş, bir sileyim. Yalnız o kadar düşmeye rağmen kapağı kırılmadı yani, garip bir şekilde. O açıdan sağlammış. Hangi pudrayı alayım? Ben böyle toz formundaki pudralardan almayı düşünüyorum. Öyle varsa önerebileceğiniz uygun fiyatlı ve güzel performans falan önerebilirsiniz yorumlara. Şimdi şöyle toz pudram var bir tane. Liked'ım. Bu güzel ama rengi bir tık koyu. Bana rengi bir tık koyu gibi geliyor ama daha açığı da açık gelecek yani. O yüzden bunu kullanıyorum. Böyle hafifçe sürünce çok da şey olmuyor. Kokusu da bir değişik yani. Güzel mi değil mi karar veremedim. Şöyle bir tane pastelin highlighter var. Çok güzel. Bu pembesi bendeki. Bence çok güzel bir şey. Ve pembe de çok aşırı pembe değil. Ondan sonra böyle Lancôme'un bir tane ruju var. Minik boy. Bu da gayet güzel. Kiremit tonlarında bir şey. Bir tane cımbız var. Şunları göstermiş miydim? Hatırlamıyorum ki. Şu yüzümde sürdüğüm, bundan önce sürdüğüm, video başlamadan önce sürdüğüm bronzer bu. Krem bronzer. Ya ben bronzer olarak kullanıyorum aslında, allık. Sonra bir tane bu allık var. Islak mendil üstü, neyse. Bu da 48 numarası. Bronzer olarak kullandığımda 50 numarası brownie. Bir tane şöyle bir ruj var, Beauty Girl'ün. Bu pembelik ve parıltı veriyor. Güzel bir ruj. Arada bir sürüyorum. Ondan sonra Nivea'nın böyle lip balm'ı var. Çok güzel kokuyor ve nemlenmesi çok çok iyi değil. Bunu göstermiştim zaten. Bu en yakın arkadaşımın hediyesi lip gloss. Gayet güzel parıl parıl parlıyor. Ondan sonra şöyle bir tane Biolis'in ruju var. Bunu hiç dışarıda kullandığımı hatırlamıyorum. Neyse, bu da Coffee O'Clock rengi. 191 numarası. Güzel ama. Şöyle lip balm'ım. Bunu her gün kullanıyorum. Bitince de yenisini alacağım. Çünkü bu sonuncusu. Bende stokluydu bunlar. Bitince. Bir tane böyle göz far bazı var. Gayet güzel bir far bazı. Bu Physicians Formula, benim söyleyemediğim isimli. Böyle pudra pufu falan var ama ben bu pufu kullanmıyorum. Fırçayla sürüyorum genelde. Böyle bronzer güzel bence. Kokusu falan da çok güzel. Bir tane Revolution'un böyle bir allığı var. Bu da çok güzel kokuyor. Bir tık yapış yapış yapıyor yanakları ama çok da kötü değil bence. Şimdi sırada kalemler ve fırçalar var. Dudak kalemi, göz kalemi falan. Şunu pudrayı dağıtmak için falan kullanıyorum. Allık falan da sürülebiliyor. Ondan sonra bu da aynı şekilde allık pudra, şey, toz, bronzer falan, öyle şeyler sürülüyor falan. Bu ikisi güzel. Ondan sonra Ocean'ın bir tane böyle fırçası var. Bununla ben krem, bronzer, krem, allık falan sürüyorum bence. Bununla çok güzel dağılıyor. Böyle düz ya. Böyle tok bir fırça. O yüzden bence güzel. Ondan sonra bu fırçası yeni aldım. Kapatıcı fırçası. Bence çok güzel dağıtıyor. Bu göz altlarımı da onunla dağıttım hatta. İki tane şöyle göz farı fırçam var. İki taraflı. Bunlar da gayet güzel. Şöyle bir tane eyeliner'ım var. Böyle yıldız baskılı ya bir tarafı. Bunlardan işte. Bence gayet güzel bir eyeliner. Kurumamış da. Bayağıdır da duruyordu. Kullanmıyordum ama kurumamış. Şöyle bir Biolis'in siyah kalemi. Maybelline'in siyah göz kalemleri. Bu çok akıyor. Bu hiç akmıyor. O yüzden bence bu daha iyi.
Bunu da A101'den mi ne almıştım. Ondan sonra Dora Joy'un bir tane böyle mürdüm rengi bir göz kalemi var. Böyle arkasında kendi süngeri falan var. Güzel bir şey bence bu. Ondan sonra bir iki tane şu kalemden bir tanesi. İkisi de aynı da biri açılmamış. Birisinin 103 numarası. Benim en sevdiğim şu an dudağımda olan dudak kalemi. Ondan sonra bu Golden Rose'un 504 numarası. Bu da çok güzel bir kahve. Sonra 229 numara Flormar. Bence bu çok güzel bir pembe tonu istiyorsanız bu çok güzel. Bu da biraz daha turuncu alt tonlu. 202 numarası. Bu da güzel. İkisi de çok güzel. Ben bunların hepsini çok seviyorum. Emily 211 yani klasik. Emily 203 de vardı. Onu bitirdim. O da çok güzeldi bence. Beauty Girl'ün 302 numarası. Bu da kahveli bir dudak kalemi. Ondan sonra bunu da kahvelidir diye düşünerek aldım. 01E3 numarasıymış bu. Dusty Rose muydu sanki? Öyle bir şeydi. Şöyle Dusty Rose değildi ama ya. Şöyle bir şey. Hafif açık ve turuncumsu bir kahve. O yüzden bana göre değil çok. Ama güzel geldi. Şunu göstermeyi unutmuşum. Bir tane böyle bubblegumlı bir lip balm. Çok güzel kokuyor ve nemlendirmesi çok çok iyi değil ama gene de güzel. Far paletlerimi göstereceğim. Şöyle. Bayağı bir var. Aslında çok göz karıştıran biri değilim ama çoğu hediye zaten. Ya markadan geldi ya takipçimin hediyesi, arkadaşımın hediyesi falan. Öyle. Şimdi bunları göstereceğim. Bu far değil. Dora Joy'un. Ya far da karışık. Şu ikisi far. Ay nasıl göstereceğim şaşırdım. Bir dakika. Şöyle göstereyim. Şu ikisi far ve ortadaki krem allık ve dudak nemlendirici. Yanak ve dudak nemlendirici. Nemlendirici. Renklendirici. Şu allık ve şu da highlighter. Highlighter'ın parlaklığı falan çok güzel bu arada. Bu Dora Joy'dan gelen bir şeydi. Kendin paletini kendin yap diye bir kampanyası şeyi vardı işte. Onun için markadan gelen bir şey. Bu Revolution'du galiba. Evet Revolution'ın böyle bir far paleti rengarenk. Ondan sonra... Bunu takipçim hediye etti bu arada. Bu da arkadaşımın, en yakın arkadaşımın hediyesi. Mor en sevdiğim renk olduğu için bana böyle mor parpalet almış. Çok güzel. Düğünümde kahve tonlarında göz makyajı yapacağım diye aldım ve kullandım da gerçekten çok güzel. Renk olarak böyle renkleri. Ondan sonra şöyle bir tane markanın şeyi var. Ben bunu glitterları için almıştım. Konserlere falan giderken yanaklarıma sürüyorum. Ve çok güzel bir kokusu var. Hala daha da çok güzel kokuyor. Sonra bu Gigi Nailstone hediyesiydi. Zaten bu paletle bir makyaj videosu çekmiştim YouTube'a daha önceden. Böyle çok güzel renkleri var. Şu rengi falan özellikle çok çok güzel. Ondan sonra Sephora. Bu da yine takipçimin hediyesi. Sephora'nın şeysi böyle. Şöyle mesela bunları tabana sürüyorsunuz. Şunu da üstüne sürüyorsunuz. Farklı bir renk oluşuyor gibi bir şey. Öyle bir özelliği varmış bunun. Öyle yazıyordu. Arkasında bir tane yazı vardı. Evet burada yazıyor. İşte bu kadar. Başka ne var? Başka makyaj malzemem yok gösterebileceğim. Hepsi bu kadardı. Yani sürekli kullandıklarım bunlar. Hiç kullanmadığım, artık kullanmayacağım için kaldırdıklarım var. Atmaya kıyamıyorum şu anlık. Ama onları bir ara ayıklayacağız. Hangilerini atacağıma falan karar vereceğim. Bu arada ojelerimi falan ayıklama videosu çekmeyi düşünüyorum. Ya TikTok'a çekerim ya YouTube'a. İlginizi çekiyorsa böyle şeyler yorumlara yazabilirsiniz. Onun dışında görmek isteriniz. Çanta ayıklama videosu da çekeceğim. Çünkü çantalarımı da kullanmadıklarımı satarım ya da atarım yani hiç kullanılmayacak durumda olanları diye düşünüyorum. Bu kadar. Bu video bu kadardı. Daha fazla bu tarz videolar için kanalıma bakabilirsiniz. Vlog, makyaj böyle şeyleri görmek için kanalıma bakabilirsiniz. Yorumların hepsini okuyorum. Cevap veremesem de hepsine. Bu kadar. Daha fazla bu tarz videolar için takipte kalın. Görüşürüz. Bye.